Hayır, olamaz. Hayır. Senin intikamını alacağım. Dur, dayanmalısın. Dayanmalısın. Kestik. Evet, bugünün sahneleri bu kadar. Aslında var ya arkadaşlar, Bülent Tilkici Antenli Köy'ün en iyisi. İzleyiciyi nasıl mutlu edeceğini çok iyi biliyor. Üç tane ödül kazanamazdı. Bol hareket. Romantizm. Aşk insanların aklını başından alıyor. Antenli Köy onu çok seviyor. Her sabah televizyon seyrederiz. Her akşam televizyon seyrederiz. Antenli, Antenli Köy. Antenli köydür bizim köyümüz. Kar yağınca televizyon seyrederiz. Gün doğunca televizyon seyrederiz. Antenli, Antenli Köy. Antenli köydür bizim köyümüz. Cips yeriz, kolayı çok severiz. Cips yeriz, kolayı çok severiz. Badem, fındık, cips. Cips yeriz, kolayı çok severiz. Her sabah televizyon seyrederiz. Her akşam televizyon seyrederiz. Antenli, Antenli Köy. Antenli köydür bizim. Bülent Bey, filmi bir masala dönüştürdünüz. Bence de bu filmin en güzel sahnesi olacak. Ekipteki herkes sonuçtan memnun. İnsanları televizyon başına kitlemeyi başaracağız. Bu sefer bana da altın anten verirler artık. Değil mi? Alo, buyurun Tuncay Bey. Ha, öyle mi? Ha, nasıl hastalandı? Nesi varmış Yasemin'in? Kulağı mı ağrıyor Yasemin'in? Hemen geliyorum. Hemen gelip alacağım onu okuldan. Baba bir kulağım ağrıyor. Artık dayanacak gücüm yok. Ah, korkma yavrum. Mutlaka bir yolunu buluruz. İyi ki Tuncay öğretmenin aradı. Bak hemen gelip aldım seni. Bizim ekibi arayayım. Onlar da gelsinler. Ha, zaten kapıdalarmış ya. Ah, buyurun arkadaşlar oturun buyurun. Çok kötü, çok hasta, çok. Yapacağız? Kertenkelenin kuyruğu kesilince yenisi çıkıyor. Belki ağrıyan yerini yani kulağını kessek, ağrısı keser. Yani bence kulağını keselim. Olmaz, olmaz, olmaz. Aslında belki de böyle bir böcek, fare gibi bir şey girmiştir. Acaba peynir sokmaya denesek mi? Yani peynire geliyorsa faredir. Çıkartmış oluruz. Aman, iyice saçmaladık. Eczane var, ilaç diye bir şey var. Antibiyotik varmış, antibiyotik. Bütün mikropları öldürüyormuş. Antibiyotik alalım, hiçbir şey hiç kalmaz zavallıcağızın. Kafamıza göre ilaç vermek iyi olur mu? Acaba saçma gelebilir ama aklıma bir fikir geliyor. Araştırsak, okusak nasıl olur? Okumak mı? Biz okumayız ki. Eskiler okurmuş. Okumak zaman kaybı. Ya. Aa evet. Biz televizyon seyrederiz. Çok daha kolay. Eskiler okumuş. İcatlar yatmışlar. Hem artık keşfedilecek hiçbir şey kalmamış ki. Baba
bacım, bir şey duyamıyorum. Bir şeyler yap. Kulağım bir şey duyamıyor. Bir şey yoksak nasıl olur? Of, şey... Ya belki gerçekten haklıdır. Ne dersiniz? Ya lütfen çıkartın şu kızı. Lütfen çıkartın şu çaycı kızı buradan. Kurtarın artık beni. Babacığım bir şey yap. Bir şey yapamıyorum. Kulağım ağrıyor. Acaba denesek mi? Hiç değilse biraz uyudu. Ama bir çözüm bulmalıyız. Hayır, anlamıyorsunuz değil mi? Ben ünlü biriyim, değil mi? Meşhur insanların yaptıklarına dikkat etmeleri gerekir. Eğer ben de kitap okursam, insanlar televizyon seyretmezler ki. Kim televizyon seyreder söylesenize, hanginizi seyrederler o zaman? Ha? Bülent Bey lütfen, çok acı çekiyor çocuğunuz. Kitap okuyor. Tamam, kabul. Burası Antenlik Köy. Televizyon kapanmadığı sürece herhalde kitap okuyabiliriz. Tabii uzun zamandır okumadım. Bakalım okuyabilecek miyim? Ne yazıyormuş? Yavaş yavaş. Ya okuyan ve öğrenen veya okumayı ve öğrenmeyi sevenlerden olun. Sakın bunların dışında bulunmayın, helak olursunuz. Aa, çok ilginç. Ne kadar ilginç. Çocuk belli yaşısı, tansiyon ölçme aleti, teleskop, mikroskop. Bütün bunlar okuyan insanlar tarafından yapılmıştır. İlim Çin'de de olsa gidip alınız. İyiliğin karşılığı sadece iyiliktir. Okumak insana bilgi ve birikim kazandırır. Hiç kimse duymak istemeyen bir insan kadar sağır olamaz. İşte aradığımız cevap bu olabilir. Belki de sağırlığın sebebi budur. Bir şey duymak istemiyor mu acaba? Ne var ki duymak istemediği ne olabilir? Herkes sessiz olsun. Sessiz bir şekilde dinleyelim bakalım. Ses ne var? Televizyon nasıl kapatılıyordu? Bilen var mı? Aa! Kulağımın ağrısı geçti. Televizyonun sesini kapatınca birden duymaya başladım. Ah kızım, canım kızım. Artık normale döndün mü? Artık ağrıların geçti mi bebeğim? Ah! Ah! Bakın, televizyonmuş. Bu antenlermiş bizi hasta yapan. Bütün hastalıklarımızın sebebi eğer bu antenlerse kurtulalım bu antenlerden. Hadi kurtulalım. Kitaplı köy olsun köyümüz. İstemez misiniz? Kitaplı köy olsun köyümüzün adı. Hemen herkese haber verelim. Artık antenlerden kurtulduğumuzu bütün dünyaya duyuralım. Antenlerden kurtuluyoruz. Hadi o zaman. Dışarı çıkıp bütün antenleri yıkalım. Antenli köy artık olsun. Kitaplı köy. Meyve yeriz, sebzeyi çok severiz. Meyve yeriz, sebzeyi çok severiz. Kitaplı, kitaplı köy. Kitaplı köy artık bizim köyümüz. Kar yağınca kitap olur, kitap okuruz. Doğunca kitap olur, kitap okuruz. Kitaplı, kitaplı köy. Kitaplı köy artık bizim köyümüz. Antenleri söktük, kitaplarla doldurduk. Kitaplı köy artık bizim güzel köyümüz. Antenleri söktük, kitaplarla doldurduk. Kitaplı köy artık bizim köyümüz. Resim yaparız televizyon yerine, kitap okuruz.
televizyon yerine oyun oynarız. Televizyon yerine şarkı söyleriz. Televizyon yerine, yerine cips, yerine olmaz, kola olmaz, olmaz. Peki ya ceviz? Her zaman, her sabah kitap alır kitap okuruz. Her akşam kitap alır kitap okuruz. Kitaplık, kitaplık köy. Kitaplık köy artık bizim köyümüz. Antenleri söktük, kitaplarla doldurduk. Kitaplık köy artık bizim güzel köyümüz. Resim yaparız televizyon yerine, kitap okuruz. Televizyon yerine oyun oynarız. Televizyon yerine şarkı söyleriz.